Şimdi Ankara'dan bir konuğumuz olacak. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Demirhan Şerefhan konuğumuz. Sayın Şerefhan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, yaşanan olayların nedeni nedir sizce? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Pazar günü bizim camiamız adına gerçekten çok önemli bir gündü. Camiamızı ilgilendiren çok önemli iki derbi vardı. Bir tanesi İstanbul'da oynanan tekerlek sandalye basketbol müsabakası, Beşiktaş'la Galatasaray arasındaki. Bir diğeri ise Ankara'da oynanan Ampute Futbol Süper Lig mücadelesi, Yenimahalle Belediyesi ile Karagücü Spor Kulüpleri arasındaydı. Ve gerçekten her iki müsabakanın da camiamıza yakışır bir şekilde geçmesi temennisi içindeydik. Ben sabah uyanır uyanmaz İstanbul'daki arkadaşlarımızı aradım. Galatasaraylı idarecileri aradım, Beşiktaşlı idarecileri aradım ve iki kulübe yakışır bir şekilde geçmesini diledim. Bu oynanan müsabakaların, oynanacak müsabakaların. Ancak tabii Ankara'da Ampute Futbol müsabakasını seyrederken an ve han İstanbul'dan gelen haberler gerek beni gerekse camiamızı derinden yaraladı. Çünkü olaylara baktığınız zaman olayları çıkaran bizim camiamız değil, bizim sporcumuz değil, bizim kulüp idarecimiz değil, bizim antrenörümüz değil. Tamamen iki kulübün, çok büyük iki kulübün taraftarlarının çıkardığı münferit bir olay diye düşünüyoruz. Maç başlamadan önce işte Galatasaraylı taraftarların çok masumane bir pankartının indirilme teşebbüsü olması iki tarafın taraftarlarının birbirine düşmesine sebep oluyor. Sanal ortamda işte Facebook'tan, Twitter'dan taraftar grupları Ahmet Cömert Spor Salonu'na çağrılıyor ve ikinci yarıya kadar, ikinci 10 dakikalık periyoda kadar herkes, her şey gayet güzel devam ederken, çok da kaliteli bir müsabaka oynanırken ikinci periyodun dördüncü dakikasında iki taraf birbirlerine yabancı maddeler atmaya başlıyor. Sahaya yabancı maddeler atılıyor ve birbirlerine dışarıya davet ediyorlar. Baktığınız zaman futbolda şöyle bir şey vardır. Eğer hakeme oynamak isterseniz tribünlere bir şekilde harekete geçirirsiniz. Onu da nasıl yaparsınız? Kasti bir faul yaparsınız. Bir çelme atarsınız veya işte tribünleri tahrik edecek bir eylemde bulunursunuz ki tribünlerde de hadiseler çıksın. Hakem bundan etkilensin. Belki takdir hakkını sizin takımınızdan yana kullansın diye. Ama burada öyle bir şey yok. Olayların fitilini dediğim gibi bizim camiamıza mensup arkadaşlarımız fitillemedi, ateşlemedi. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili Sayın Spor Bakanımızın çok büyük hassasiyeti var. Sayın Genel Müdürümüzün çok büyük hassasiyeti var. Ve gerekli talimatlar şu anda verildi. Tüm kurumlar arasında şu anda çok büyük bir işbirliği var. Olayın çözümlenmesi ve aydınlanması bakımından şu anda olayla ilgili tüm kurumlar çok büyük bir işbirliği içinde çalışıyorlar. Biz de federasyon olarak gerek Galatasaray'dan gerekse Beşiktaş'tan maçla ilgili, olaylarla ilgili görüntüleri talep ettik. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden ellerindeki belge ve bilgileri bizlerle paylaşmalarını talep ettik. Teknik komiserimiz ve federasyon temsilcimizin gelen raporları değerleniyor. Hepsini birleştirince bu olayın sorumluları neler, kimlerdir, sebepleri nelerdir? Bunlar en kısa zamanda ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki derbi maçlarında uygulanan deplasman seyircisinin gelmemesi yasağı bu maçta neden uygulanmadı? Onu da şöyle söyleyeyim. 2006 senesinde İl Güvenlik Kurulu ile yapılan bir anlaşma olduğundan bahis ediliyor. 2006 senesinden 2012 senesine bugüne kadar bize federasyona ulaşmış herhangi bir anlaşma metni yok. Veya bu anlaşmanın uygulanması ile ilgili bir talep yok. Ve 2006'dan 2012'ye baktığınız zaman bu takımlar defalarca karşı karşıya gelmiş ve defalarca taraftarları müsabakalara gitmiş, maçlara gitmiş. Ve daha geçtiğimiz sene playoff müsabakalarında, şampiyonluk müsabakalarında en az 2 kere 3 kere karşı karşıya gelmiş bu takımlar ve taraftarlarının karşısında. Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaşlı sporcuları bağrına basmış. Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaraylı sporcuları bağrılarına basmışlar. Ve baktığınız zaman bu sporcular her ne kadar rakip oyuncu olsalar da
Milli takımın çekirdeğini oluşturan sporcular. Londra 2012 Paralimpik Oyunlarında ülkemizi hep beraber temsil ettiler. Kaldı ki maç dışında sosyal anlamda da çok büyük paylaşımları var ve çok güçlü arkadaşlıkları var. Yine söylediğim gibi burada sebebin ne olduğu şu anda adli makamlar tarafından da inceleniyor ve bizim camiamızda vuku bulması maalesef en önemlisi, en acı vereni de bu. Hepimizi, özellikle spor kamuoyunu derinden yaraladı. Şöyle de bir açıklamalar var. Mesela Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi ve Bedensel Engelliler Spor Şube Başkanı Erdal Karacan söylüyor. Büyükler arasındaki taraftar götürmeme anlaşması maalesef bizi etkilemiyor diye bir açıklama yaptı. Ardından da Galatasaray tekerlekli sandalye baş takımı antrenörü Sedat İncesu bunun tam tersi yönünde bir açıklama yaptı. Bu konuyla ilgili protokolün bu maçta uygulanmadığını söyledi. Peki sizce bu çelişkinin nedeni ne? Yani Erdal Karacan tam tersini zaman söylüyor. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin içinde Galatasaray'da var, Beşiktaş'ta var, diğer kulüpler, sporcular ve federasyon var. Birinden biri haklı demek şu an itibariyle son derece yanlış olur. Çünkü elimizde bir belge yok. Belgeye dayanmadan yapacağımız konuşma son derece yanlış olur ve kamuoyunu yanlış yönlendirir. Dolayısıyla incelemelerimiz neticesinde böyle bir protokol var mıdır? Bu protokol bize niye ulaştırılmamıştır? Ve eğer vardıysa 2006'dan 2012 senesine kadar niye seyirciyle oynanmıştır bu müsabakalar da şimdi ortaya atılıyordur? Bunların hepsi tabii ki araştırılacaktır. Ancak ben her iki kulüpten de ve spor camiamızdan da medyadan da soğukkanlılıklarını muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sağduyulu olmaya davet ediyorum. Dediğim gibi burada taraf olunmaması gerekiyor. Çünkü biz bu ailenin birer ferdiyiz. Taraf olamayız. Galatasaray'da bizim ailemizin bir üyesi. Beşiktaş'ta, sporcularda eğer böyle bir husumet vardıysa bu kesinlikle bizim camiamızın dışında oluşan bir husumettir. Ancak yansıması bu maçta vuku bulmuştur. Onun için inceleyeceğiz. Dediğim gibi belge olmadan konuşmak doğru değil. Belge ve bilgiler toparlansın. Kamuoyuyla neticeyi paylaşacağız. Peki sizce bu holiganlar neden bir tekerlekli sandalye maçını seçti? Şöyle söyleyeyim. Teknik komiserimiz ve federasyon temsilcisinin raporuyla da tabii ki bu daha netleşecektir, netlik kazanacaktır. Ancak dediğim gibi ufak yaşta tabii bunlar söylentiler, belge, bilgiye ve şahitlere dayanmadığından dolayı şu anda pek yorum yapmak da doğru değil. Ancak oradaki Galatasaraylı 2-3 taraftarın daha çok sayıdaki Beşiktaşlı taraftarlarla muhatap olması ve Galatasaraylı o 2-3 kişinin zarar görmesi ve akabinde sosyal medya veya sanal ortamda kendi taraftar kitlelerine çağırması tabii ki olayı çok hızlı bir şekilde körüklüyor. Dediğim gibi maçın ikinci periyodunun 14. dakikası, yani 4. dakikasına kadar tertemiz bir müsabaka var. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki tekel sandalye basketbol ligi Avrupa'nın en büyük ligidir. En kaliteli ligidir ve çocuklarımız orada engelli gibi gösteriliyor ama onların asıl kimliği sporcudur. Sorduğunuz zaman biz sporcuyuz derler. Biz Galatasaray'ın, biz Beşiktaş'ın, biz milli takımın sporcusuyuz derler. Onun için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle camiamıza mal edilmemesi lazım. Ben her yerde söylüyorum. Biz performansımızla, biz aldığımız madalyalarla, biz başarılarımızla ve hangi engelleri ortadan kaldırıp bu sporu yapmakta olduğumuzda hatırlanmak istiyoruz. Burada bir nokta konulması gerekiyor. Bu yaşandı, bitti ama bu olayla anılmak istemiyoruz artık camia olarak. Peki Sayın Şerefhan, sahalarda yaşanan bu olaylara karşı alınan tedbirler sizce yeterli midir? Bizim spor müsabakalarımızda baktığınız zaman biz sporlarımızı oynatmak, daha fazla engelli vatandaşımızı spora kanalize etmek ve spora kanalize ettiğimiz sporcularımızın yapmış olduğu uğraşı da kamuoyuna izletmek ve tanıtmak mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla bu çocuklarımızın, arkadaşlarımızın müsabakalarına girerken hiç kimse bir bedel ödemiyor. Hiç kimseye biz bilet satmıyoruz. Bir gelir derdinde değiliz. Tamamen kamuoyu oluşturmak ve daha
fazla maçlarını izlenir hale getirmek için uğraşıyoruz. Ha, emniyet tedbirleri alınır mıydı? Çok da fazla bir şekilde istense gelen seyirciden çok daha fazla emniyet görevlisi getirilebilirdi. Ama bu engelli sporu, yani kamu vicdanında çok daha üst seviyelerde çok farklı bir yaklaşımla ele alınması gereken bir olgu. Dolayısıyla bir futbol müsabakası değil, bir basketbol müsabakası değil, her ne kadar derbi desek de iki kulübün büyüklüğüne yakışır bugüne kadar müsabakalar oldu. Burada dediğim gibi münferit bir olay oldu ama dediğim gibi neticelerini kamuoyuyla paylaşacağız ve sebepleriyle sorumlularını hep beraber masaya yatıracağız. Sayın Şerefhan, son bir sorum olacak. Siz bir federasyon başkanısınız. Sporda şiddet yasası da var. Peki bu yasa sahalarda, salonlarda geçerli mi? Uygulanıyor mu sizce? Şöyle söyleyeyim. Biz bu biliyorsunuz bütün federasyonlarda bir genel kurul süreci yaşandı spor federasyonlarında. Bizim de yaklaşık 10 gün oldu göreve geleli. Görmediğimiz uygulamalarla veya bilmediğimiz şu anda vakıf olmadığımız uygulamalarla ilgili yorum yapmak doğru değil. Ama tekrar altını çiziyorum. Gerçek anlamda bu Sayın Bakanımızı ve Genel Müdürümüzü derinden üzdü. Hele ki bizim camiamızda olması ve dün de bir kanalda söyledim. Sözün bittiği yer değil aslında bu olaylar. Bence sözün başladığı bir noktadayız. Bundan sonra da gerekli tedbirler alınacaktır. Sayın Şerefhan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için efendim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyon Başkanı Demirhan Şerefhan konuğumuzdu. Dün yaşanan basketbol maçında tekerlekli sandalye Beşiktaş ve Galatasaray arasında yaşanan basketbol maçında çıkan olayları değerlendirdik.